İHAL uygulaması ile ilgili Türk Ceza Kanunumuzda geçen yasama döneminde bir değişiklik yapmıştık. Özellikle salt indirim alabilmek için duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alması hep eleştirilere neden oluyordu. Hatırlayın, kravat indirimi nedeniyle işte cezasız kaldı şeklindeki bir takım değerlendirmeler oluyordu. Burada salt indirim almak için tavırlarının olamayacağına yönelik bir düzenleme yapmıştık. Ama bu da tabii ki sorunu ortadan kaldırmadı. Bu anlamda özellikle İHAL ile ilgili konuyu değerlendiriyoruz. Yani bazı suçlar bakımından özellikle kasten öldürme gibi, kasten yaralama gibi, toplumun huzur ve sükunu bozmaya yönelik suçlar bakımından hem denetimli serbestliğin uygulanıp uygulanmayacağı hem de İHAL indirimleriyle ilgili çalışmaları biz şu anda alternatifli o düzenlemeleri hem Merkez Yönetim Kurulumuzun hem kabinemizin hem de bunu değerlendirecek olan meclis komisyonlarımızın gündemine getireceğiz. Bir kısmını getirdik. Getirmek üzere olduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız yargı reformu strateji belgesinden sonra açıklayacak.